işaretini bilmiyorsanız Melike'nin söylediklerini anlamakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Her şey eğitim vermek için gittiğim bir mağazada eğitime katılamadığı için üzülen ve duygularını yazarak anlatan işitme engeli olan bir çalışanımızla başladı. Beni derinden etkileyen bu notu işaret dilini öğrenmeye yeni başlayan Melike ile paylaştım. Eylem bu notu benimle paylaştığında çok üzüldüm. Ama işaret dilini öğrendiğim için de sevindim. Çalışanlarımıza yarar sağlayacağına inandığım için eğitimlere daha istekli ve kararlı devam ettim. Zorlu pek çok mülakatlardan ve sınavlardan geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işaret dili tercümanlık sertifikamı aldım. İşaret dili tercümanı olan Melike, yeni neslin Sabancısı vizyonu doğrultusunda yeni bir beceri daha kazanmış oldu. Bu beceriyi de çalışma hayatını hem maddi hem de manevi yönde etkilediği için iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin işaret diliyle anlatıldığı bir video çekiminde kullanmak istedik. Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım ve biraz da endişelendim. Çünkü Türkiye'de ve dünyada örneği yoktu. İSG uzmanımız eğitimi benimle paylaştı. Hazırlık aşamasında sürekli diğer tercümanları izledim. Notlar alarak defalarca kez deneme çekimleri yaptım. Hazırlıklarımız bittikten sonra video çekimimizi gerçekleştirdik. Hazırladığımız İSG eğitim videosunu sadece çalışanlarımızla değil, toplumsal fayda sağlaması amacıyla sektörde işitme engeli olan çalışanların yararlanabilmesi için tüm paydaşlarımıza ulaştırdık. İşitme engelli çalışanlarımızdan gelen beklentilerle yola çıkarak oryantasyon eğitimlerimizi işaret diline çevirdik. Covid-19 pandemisi döneminde işitme engelli çalışanlarımızın fiziksel sağlıklarını korumak amacıyla maske, mesafe, el yıkama gibi temel hijyen kurallarını oryantasyon programımız içerisinde işaret diliyle anlattık. Bir engeli daha aşmanın ve fayda sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.